Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeniden nefis bir tarif ile karşınızdayım. En pratik şekilde hamur yoğurma derdi olmadan mantı nasıl yapılır bunun tüm detaylarını bu tarifimde bulabileceksiniz. Kolaylıkla marketlerden alabileceğiniz mantı makarna ile hazırlayacağımız nefis bir mantı olacak. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle toplamda 4 ila 6 kişilik çıkacak olan mantımız için 300 gram kıymamızı uygun bir kaba alalım. Üzerine bir küçük rendelenmiş kuru soğan ve bir de sarımsak ekleyelim. Devamında tatlandırmak için de bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da pul biber ekledikten sonra güzelce bu malzemelerimiz özleşinceye kadar yoğuralım. mantımızın iç harcı hazır olduğuna göre şimdi doldurmakla devam edelim. Mantı makarnalarımız da hazır. Hiçbir işlem uygulamadan bu şekilde içlerini dolduralım. Zaten birkaç tanesini doldurduktan sonra el alışkanlığı olacak. Çok daha hızlı ve pratik bir şekilde doldurabileceksiniz, emin olun. Toplamda bir paket makarnanın yarısını kullanmış oldum ben vermiş olduğum bu iç harcıyla güzelce işlemimize devam edelim makarnalarımız bitinceye kadar içlerini dolduralım Hızlandırılmış olarak geçirmek istiyorum sizleri sıkmamak adına tüm e, harcımız bitinceye kadar makarnalarımızı doldurduktan sonra ocak başına geçebiliriz. Ben sizlere salçalı ve sade olarak iki çeşit hazırlayacağım görmeniz adına. Öncelikle ilkiyle başlıyorum. Yaklaşık 1 litre kadar suyu güzelce fokur fokur kaynattıktan sonra içerisine bir çay kaşığı tuz atalım ve mantı makarnalarımız da artık haşlanmaya hazır. Dilerseniz bu aşamadayken makarnalarınızı direkt buzdolabı poşeti ile dondurucuya atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp haşlayabilirsiniz. Ben şimdi bunun bir kısmını yaklaşık yarıdan fazlasını sade kaynayan suyumun içerisine alıyorum. Sonrasında şöyle bir karıştırdıktan sonra orta ateşe alarak kaynamaya ve pişmeye bırakıyorum. Sade mantımız bir tarafta pişerken biz de hemen salçalı soslu olan mantımızı hazırlayalım. Uygun küçük bir tencere veya tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alarak ısıtalım. Sonrasında üzerine bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyerek güzelce kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Salça yeteri kadar kavrulduğuna göre üzerine 2 su bardağı da su ekleyelim ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan salçalı sosumuzun içerisine bir çay kaşığının ucuyla hemen şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekledikten sonra ayırmış olduğumuz mantı makarnalardan bir su bardağı da salçalı suyumuzun içerisine alalım. Ve sonrasında da pişmeye bırakalım ara ara karıştırarak iki çeşit de mantımızı güzelce haşlayalım. Artık çok az kaldı pişmeye görüyorsunuz nefis oldu yaklaşık 20-25 dakikadır orta ateşte kaynatıyorum. Toplamda yarım saat kadar pişirdikten sonra artık sıcak sıcak servise alalım. Tüm vitamini içinde olsun istediğim için bu şekilde az suyla ve uzun süre pişirdim. Suyunu dökmek istemiyorum. Bu anlamda bu şekilde sulu olarak servis yapıyorum. Sizler dilerseniz tamamen suyunu süzgeçten veya kevgirden süzdükten sonra da hazırlayabilirsiniz servise. Ve hemen salçalı sosla pişirmiş olduğum mantımı da servis tabağıma alıyorum. mis gibi kokular eşliğinde mantı makarnamız artık servise hazır. Şimdi üzerine dilerseniz sarımsaklı dilerseniz sade olarak benim tercihim sarımsaklı olmasından yana oldu. Yoğurdumuzu gezdirelim. Sizlere fikir vermek adına her iki şekilde de pişirerek servise hazırladım. Şimdi ise üzerine isterseniz domates sos, isterseniz tereyağında nane veya pul biber yakarak veya benim gibi biber salçasını güzelce az zeytinyağı ile kavurarak da süsleyebilirsiniz. Üzerinin sosunu da gezdirdikten sonra yine bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tarifimi denerseniz eğer düşüncelerinizi lütfen yorum kısmından bana iletmeyi unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz daha fazla tarife kolayca erişebilmek adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.